Arkadaşlar hepinize tekrar eden merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.17.11 hakkında bilinmeyenleri göstereceğim size. Evet. Yani bilinmeyenler demeyeyim de yeni gelen özellikler. İlk önce böyle köyde başladık. Bu özellikleri iki dünya içinde göstereceğim. Bir deneme yani test haritalarını deneyeceğiz. Test haritalarından birini deneyeceğiz. Bir de normal sürümde 1.17.11'de yani 1.17.11 sürümünde yeni gelen özellikleri göstereceğim. Ve 1.17.23 sürümünde gelecek yeni özel haritaları göstereceğim. Neyse. Bir başlayalım. İlk sırada yeni gelen madenler var. Evet. Bakın zaten ilk görüyorsanız demirin değişmesini, elmasın falan stilinin değişmesini. Şöyle hepsini alıyorum. Bir de yeni bir maden geldi. Bakır adında. Bu madenlerin stili değişti. Demir böyle. Yeni demir bloğu artık böyle arkadaşlar. Yeni altın bloğu. Çok şekil durmuyorlar birleşince böyle. Birleşmiş gibi görünüyorlar. Çok şekil duruyorlar. Yine elmas bloğu. Şöyle göstereyim. Böyle daha güzel olmuş bence şekilleri. Yeni lapis cevheri. Bloğu diyorum ikidir. Yeni lapis cevheri. Yeni redstone cevheri. Yeni kömür cevheri arkadaşlar. Ve yeni gelen madenimiz bakır. Bir kısmı oksitlenmiş gibi görünüyor. Bakır gerçek hayatta da oksitlenebiliyor arkadaşlar. Ve zümrüt. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir clear çekeyim. Tamam. Ve derin taş versiyonları geldi bunların. 1.17'de. Derin taşı çok kişi biliyordur. Bu yeni gelen özellikleri gösterme videom biraz geç geldi. Her sürümde bunları yapacağım. Böyle yeni gelen özellikleri göstereceğim. Bunların derin taş versiyonları da var. Bu niye yandı hiç bilmiyorum. Ters oldu. Şöyle görüyorsunuz. Şunu da yakayım. Bu redstone'lar bildiğiniz gibi madenleri yanıyor. Çok havalı durmuyorlar mı? Bence çok havalı duruyorlar. Madenleri gösterdim. Şimdi yeni gelen blokları göstereceğim. Kökleşmiş toprak. Damla taş bloğu, tüf, kalsit, yosun bloğu ve oyunda blok sayılıyor mu tam olarak bilmiyorum ama taşlarda bunlar sayılıyor, bunlar sayılıyor. Derin taşlar falan var. Bunlar blok sayılıyor galiba, tam olarak bilmiyorum onu. Bunları sonra göstereyim abi. Blok sayılmıyor olabilir. Ve nerede ki? Ve derin taş geldi 1.17'de. Alemaya yazayım. Yoksa bulamayabilirim. Çünkü yerini hatırlamıyorum. Kırık derin taşı var.
Ne yazdım ben? Neyse. Derin taş. Bu. Bu derin taş. Yosun bloğu. Bu yemişin blok. Bu kalsit. Galiba bu sadece ipeksi dokunuş bir kazmayla kırılıyordu. Tüf. Gördüğünüz gibi. Damla taş bloğu. Ve köpleşmiş toprak. Şimdi bitkilere gelelim. Yeni gelen bitkiler. Sarkan kökler. Bunları kökleşmiş toprağa koyabiliyorsunuz. Yani sadece kökleşmiş toprağa koyuluyor diyebiliyorum. Büyük düşen yaprak. Küçük düşen yaprak. Spor çiçeği. Açelya. Çiçekli açelya. Parlayan liken. Başka var mı? Ve ametist. Bu bitki sayılıyor. Bu hem bitki hem maden sayılıyor. Şöyle. Sesini de açayım biraz. Köylüye dalamadan öldü. Çok güzel değil mi sesi? Ve kırdığınızda elinize ametist parçası olarak geliyor. Bu demet. O ametist parçasıyla bloğunu yapabiliyorsunuz. Bu bloğun maden olarak sayılıyor. Tomucuktan ametist asla elinize gelemez. Şu ametist demetinin çıktığı blok. Ve ametist İlk önce küçük filiz olarak çıkıyor. Sonra orta boyutta filiz olarak çıkıyor. Büyük filiz olarak çıkıyor ve demet oluyor en sonunda. Bu blokları da maden olarak göstereyim. Bitki sıralaması bitsin, şunları da koyayım. Şimdi mesela şuraya bir tane kökleşmiş toprak koyayım. Buna sarkan kökleri, kökleşmiş toprak koyabiliyorsunuz. Normal toprağa da koyuluyormuş. Taşa falan da koyuluyormuş. Demek ki ben yanlış biliyormuş. Ama bence bu kökleşmiş toprak çok da güzel durmuyor. Yani biraz güzel duruyor da çok güzel durmuyor. Tam maden girişi oldu yalnız. Parlayan liken. Şöyle aşağıya inelim karanlık yerlere. Bakın hatta çıktı burada. Böyle gördüğünüz gibi etrafı aydınlatan bitkiler. Böyle yere de koyabiliyorsunuz. O kısmı da güzel. Hatta şöyle göstereyim. Böyle bir bloğu kaplayabiliyor. Çok güzel bir ışık görüntüsü yayıyor. Sarmışık gibi tırmanılabiliyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal tırmanılmıyor. Evet, tırmanılmıyor. Ama sarmışığa benziyor görüntüsü. Sırada çiçekli açelya var. Time set'te çekeyim. Açelya. Bunları siz kemik tozuyla büyütüp ağaç yapabilirsiniz. Böyle. Bunun normal açelyası var ve çiçekli açelyası var. Sırada spor çiçeği var. Bunları yere falan koyamıyorsunuz. Ağaçlara koyabiliyorsunuz. Bakın. Yani bunlar tavana konulabiliyor. Tavana konulabilen çiçekler. Niye spor çiçeği adı hiçbir bilgim yok. Birleşince böyle güzel bir görüntü yapıyor. Küçük düşen yaprak. Bunu koyamıyorum nedense. Şu an koyamadım. Ama büyük düşen yaprak böyle. Bunlar parkur maplerinde kesinlikle kullanılabilir. Mesela niye ağacın tepesine koydum bilmiyorum ama zaten koyamıyorum ağacın tepesine.
Bakın, üstünde biraz durduktan sonra bu yaprak düşüyor. Sonra tekrar çıkıyor. Mesela üzerine bir şey attığımda da bu olay gerçekleşiyor. Bunları da göstermiş oldum. Gösterdiklerimi şöyle atayım. Zaten hepsini göstermişim. Ha, biliyorsun olayını göstereyim. Biliyorsun, ha. Biliyorsun bile alın elinize. Koyun. Kemik tozuyla büyütün. Bakın. Çiçekler çeli var. Ama bunu nedense büyütemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi açelya elimde. Yani elimde dediğim anladınız. Artık ilkbahar ağacı da oyuna eklendi 1.17'de. İlkbaharda hani böyle ağaçlar çiçek açar ya, o ağaçlar gibi. Bunlar da açelya yaprakları, çiçekli açelya yaprakları. Açelya ağacı bu yani. Meşe ağacının açelya versiyonu. Şöyle düzgünleştireyim. Çok güzel görünüyor ama. Değil mi? Ve sıra sivri damla taştı. Bunlar gerçekten acayip arkadaşlar. Çok tehlikeli şeyler. Yani çok tehlikeli blok mu denir artık ona, ne denir? Belki iki video uzayabilir yalnız bu. Böyle su damlatan damla taşlar. Aşağıya mesela bir creeper koyacağım. Yüksekliğine göre öldürebiliyor. Buraya bir creeper koydum. Bunu kırdım. Oradaki creeper'ımız öldü. Her canlı için geçerli bu creeper örnek olarak koydum. Bakın böyle. Hatta size bir şeyini daha göstereceğim. Bir özelliğini daha göstereceğim. İki video uzayacak bu arada büyük ihtimalle. Bu biraz küçük oldu. Heh. Şöyle şimdi slash random, ne diyorduk? Slash random tick speed değil. Heh. Slash game rule, yanlış yazdım. Game rule random tick speed. Yine yanlış yazdım. Buraya mesela 1500 yazıyorum. Tamam mı? Mesela bir su alalım. Buraya su koyun. Ve bu damlatacak. Ve hızlıca büyümeye başlayacak bunlar. Normalde bu kadar hızlı büyümüyorlar. Bakın şurada hemen büyüdü. Normalde bu kadar hızlı büyümüyorlar. Şimdi oyunun hızını arttırdığım için hızlanmaya başladı. Bakın bu yerde oluşanlar dikitler. Yukarıda oluşanlar sarkıtlar. Bakın birleştiler, gördünüz mü? Şimdi random tick speed'i 1500'e çektim diye bu kadar hızlı oldu. Normalde bu kadar hızlı büyümezler. Neyse, bu videodan bu kadar olsun. İki video üzeceğimden bahsettim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.